Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta Medyascope'da neler yapacağız? Bunu haber müdürümüz Göksel Göksu ile beraber sizlere biraz anlatalım dedik. Yine Kürt meselesi, adı olmayan açılım ağırlıklı olacak galiba. Evet, evet. Yani adı konmadı ama herkes ikinci çözüm süreci diye bahsediyor. Öyle bir süreç var. Adı konmadı fakat karşılıklı görüşmeler, hatta Kemal de çok güzel yazısında belirtti. Bir tek biz bilmiyormuşuz. Aslında zaten görüşmeler süre geliyormuş. Şimdi sonuçlarını öğreniyoruz. Her açıklamada yeni bir adımını öğreniyoruz. Nereye evrileceğiyle ilgili bizim de elbette bir takip sürecimiz var. Hatta bu süreci biz bir başka yönden daha yine önümüzdeki haftalarda, günlerde muhabir arkadaşlarımız sahaya çıkarak değerlendirecekler. O da daha önce de bir çözüm süreci oldu. Yıllardır süre gelen bir çatışma ortamı var. Bunun mağdurları var. O mağdurlara da mikrofon uzatıp onların neler düşündüğünü de aktarmaya çalışacağız. Tabii olayın analitik kısmında geçen hafta bayağı bir performans gösterdik. Bu hafta da bugünden itibaren yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olayla ilgili özgün görüşü olan herkesle bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Bir Amber'in zamanla ki o ilk haber yaptı, evet. Ve herkes yalanlamıştı ama haberi doğru çıktı, görüşme haberi. Amber'in zamanla bir yayın yapacağım herhalde bu akşama olur. Onun dışında da konuya hakim çok kişiyle konuşuyoruz. Tabii esas olarak da olayın doğrudan taraflarıyla konuşmaya çalışacağız. Özellikle DEM Parti. DEM Parti'nin parti meclisindeki kaleme aldığı bildirge bayağı bir tartışmaya yol açtı. Evet. Onlarla da bu olayı konuşmaya çalışacağız. En önemli gündem maddesi şimdilik bu gözüküyor. Dünyada bir bölge var tabii. Evet. İran'a yönelik İsrail saldırısı biraz göstermelik gibi oldu. Çok büyük bir sonuca yol açmadı ama hem Lübnan'da hem de Gazze'deki şey sürüyor. Bir yandan İran'da şeyi açıkladı, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine istinaden savunma hakkı doğdu dedi. Var. İşte evet. Hep böyle birbirlerine karşı misilleme hakkını tutuyorlar ama iki taraf da çok tırmandırmıyor sanki. Fakat burada tabii en önemli husus Amerikan seçimlerinden önce olması. Haftaya ayın 5'inde bu olacak ve bizim en önemli gündemlerimizden birisi de bu olacak. Şu anda tam anlamıyla hummalı bir çalışma var bizim haber merkezimizde Amerika'da yapılacak seçimlerle ilgili. Murat Türsam ve Ali Deniz Çakır o geceye hazırlanıyorlar. Aynı zamanda pek çok paket de hazırlıyorlar bir yandan. Sürpriz konukları da olacak. Dördünün akşamı saat 21'de öncelikle ekranda olacaklar konuklarıyla birlikte. Sonra sabah 5'te, 5 Kasım sabah 5'te yine ekranda olacaklar. Ve seçimi tüm eyaletlerde de adım adım izliyor olacaklar. Hakikaten önemli bir çalışma sürdürüyorlar birlikte. Evet, bu seçim sonuçları birçok şeyi etkileyecek, bölgeyi çok etkileyecek. Hemen olmaz ama zamanla bunun etkileri görülür. Türkiye'yi de tabii ki çok etkileyecek. Bir diğer husus neydi? Yavuz Ağaralioğlu. Evet, bugün Kurio Partisi'ni kurdu. Anahtar Partisi. Anahtar Partisi. Evet, adı Anahtar. Yani partinin anahtarlı değil bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Partinin adı Anahtar evet, Parti. Evet, partinin adı Anahtar. Sembolü de Anahtar. Bugün o var. Dün İyi Parti'nin yıl dönümüydü. Yani ülkede milliyetçi camiadaki parti sayısı artık her geçen gün artıyor ve her biri de kalkıp kendilerini Merkez Sağ Partisi olarak tanımlıyorlar. Muhtemelen Ağaralioğlu da öyle tanımlayacaktır. Ve Merkez Sağ'daki oyları paylaşıyorlar değil mi kendi aralarında? Çok da öyle olmuyor. Ya da genellikle hedef o. Merkez Sağ'daki oyları CHP ve AKP alıyor. Şeylerin milliyetçi oyları almadı ama orada da hala Bahçeli'yi, MHP'yi sarsamıyorlar. Bahçeli son PKK çıkışına rağmen, Öcalan çıkışına rağmen çok zorlanıyor gibi gözükmüyor. Bir de zorlanır gibi olduğu zaman da kim devreye giriyor? Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz gibi en son Cübbeli Ahmet Hoca'yı. Evet, evet.
Çok ilginç hakikaten. Yani söylediği sözü geri alması bir yana sildi de, paylaşımını da sildi. Cübbeli Ahmet Hoca. Daha önce yaptığı paylaşımı da sildi. Gerçeği anlatmışlar ona. Evet. Yani yoksa başka bir şey yok. Bir en de 29 olarak... Ekim var tabii. Efendim? 29 Ekim var bir de tabii ki. Tabii. Arkadaşlarımız onunla ilgili de bir hazırlık içindeler. Benim yani hepimizin dikkatini çeken, özellikle İstanbul'da hani sanki neredeyse sadece CHP'li belediyeler 29 Ekim'i kutluyorlar gibi bir hava var. Bir yandan tabii ki valiliğin düzenlediği bir resmi program var. Ama onun dışında kutla niteliğinde belli başlı belediyeler şey yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'da büyük bir konseri var. Kartal'da, Caddebostan'da vesaire, ama Üsküdar'da, bu pek çok yerde, Maltepe'de etkinlikler var. Bunların tabii hepsini izleyemeyeceğiz. Aynı zamanda Ankara'da da Anıtkabir'e yürüyüş var. Özgecan Özgenç yürüyüşü izliyor olacak. Burada da Gülseven Özkan yine izleyecek. Gülseven ne yaptı en son? Gülseven en son İliç'teydi. Daha önce de gitmişti İliç'e. Ama daha önce gittiğinde o mağdurlara ulaşmıştı. Bölgedeki çalışmaları yürütmüştü. Bu kez Anagolt çağırdı. Yalnız tabii ki bizi değil, basın mensuplarını çağırdı. Ve Anagolt şu mesajı verdi: biz yeniden üretim yapmaya hazırız. Yani yeniden üretim yapmak istiyor Anagolt. Ama Gülseven'in de bu anlamda sorgulayan soruları olmuş. Şu anda hazırlıkları bitmek üzere. Önümüzdeki saatlerde hem verilen cevapları hem soruları ve Anagolt'un talebini yine hem video olarak hem yazılı olarak izleyebilecek. Yani Anagolt şu anda sahalara dönmek için halkla ilişkiler faaliyeti yapıyor. Ama biz de gazetecilik yapıyoruz. Kesinlikle. Ve bakalım, görelim. Evet, bu hafta biraz yoğun. Şimdiden Cumhuriyet Bayramınızı kutlayalım. Bakalım, tabii her an yeni bir şey olabiliyor. En son geçen hafta çok zor geçti. Fethullah Gülen'in ölümü, Bahçeli'nin çıkışı, Ankara'da terör saldırısı derken hakikaten canımız çıktı, ama bayağı iyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve tabii ki sizlere teşekkür ediyoruz. Destekleriniz, katkılarınız için lütfen desteklemeye, katkı vermeye devam edin.